Emeklinin kök maaş tablosu netleşti, tüm hesap yine değişti. Milyonlarca emekli 3 hafta içinde yeni maaşlarını almayı bekliyor. Maaş zammına sayılı gün kala emeklinin kök maaş tablosu netleşti, tüm hesap yine değişti. Milyonlarca emekli 3 hafta içinde yeni maaşlarını almayı bekliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri için zam oranı, %11,68 LİKEK zam ile birlikte %49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise, 10.000 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında yapılacak zam düzenlemesi, emekli maaşlarının kök maaş tablosunu ve taban aylıklarını değiştirecek. Hükümet, kalıcı refah artışını sağlamak için tek haneli enflasyonu anahtar olarak belirledi ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden çıkmak için piyasa öngörülerine göre maaş artışlarına hazırlanıyor. Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonomi deprem felaketinin etkilerinden kurtulduktan sonra emeklilere kademeli olarak eksem uygulanması sürecek. Reyhan'dan, Te Temmuz ayında 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Kök Maaş Zam Oranı belli olacak. Memur ve memur emeklisi için zam oranı, enflasyon farkı ve %10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisi için maaş zammı eşitleme formülü gündeme gelecek. En düşük emekli maaşı için yeni düzenlemeler yapılacak ve bu düzenlemeler meclisin onayına sunulacak. Emekli ve memur maaş zamları Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 3 Temmuz çarşamba günü kesinleşecek. Bu açıklamayla 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun yeni maaşları belirlenecek. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %2,56 olarak öngörülüyor ve bu hesaplamayla tüketici fiyat endeksinin 234,26'ya ulaşması bekleniyor. Verilere göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı %25,86 olacak, yani enflasyonun yaklaşık %26 olacağı tahmin ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı, %26 civarında, memur ve memur emeklilerinin ise %21 civarında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla son iki yıldır uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyon zammına ek olarak 5-15 arasında değişen rakamlar da masada. Enflasyon verilerinin kesinleşmesi sonrası, ekonomi yönetimi nihai kararını verecek. Ancak enflasyon sorunu öncelikli gündemde yer alıyor. Memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı %37,57 den refah payı ile %49,25'e yükseltilerek memur emeklileri ile eşitlenmişti. Temmuz döneminde de benzer bir eşitleme formülü gündemde. Eğer bu formül uygulanırsa memur emeklileri %5 in üzerinde ekzam alacak. Hazine desteğiyle uygulanan 10.000 Türk Lirası, en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan %26'ya göre hesaplandığında, en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 Türk Lirası civarında olacak masadaki en güçlü rakam 13 bin Türk lirası olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni maaşlar meclisin onayına sunulacak.